10 ders anlatalım. Evet, değerli arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Hemen cebirsel ifadelerle devam edelim. Ya diğer grupta şöyle bir sıkıntı yaşadık. Bilmiyorum sizde var mı? Mesela orada biz doğrusal denklemi bitirdik, eğimi bitirdik, eşitsizliğe geldik. Bazı arkadaşlar diyor ki, hocam ben eşitsizliği unuttum. Siz de unuttunuz mu? Hocam biz okulda okumdayız. Ha, okulda o konuya geldiniz. Okulda cebirsel ifadeleri bitirdiniz değil mi? Evet hocam, biz denklemlerdeyiz. Dördüncü üniteye bitirdik. Yani, beşinci ünite mi yaşamayız? Çünkü arkadaşlar bakın, bu turu bitirdikten sonra ben size şunu yapacağım. Göndereceğim hafta sonu şeyleri, denemeleri, branş denemesini. Çözeceksiniz, sisteme gireceksiniz. Hafta içi oradaki yapamadıklarınızı çözeceğim. Yani bir anda bütün konuları tekrar edeceğiz. Anladık mı? Ya da şöyle yapacağım. Herkese branş bitirme kitapları aldıracağım. Aynı. Herkes onu evde çözecek, yapacak, sistemi işleyecek. Yapamadıklarınızı yapacağız. Yani her derste aslında bütün konuları tekrar edeceğiz. Kim neyi yapamamışsa ona göre hareket edeceğiz. Evet. Peki. Böylelikle unutmanın önüne geçmeyi hedefliyorum. Kenar uzunlukları 2x-1 olan kare şeklindeki arazinin içinden geçen şu yol varmış. Buna göre yolun dışındaki kısım alanı isteniyor bizden. Hadi bakalım. Yolun dışındaki kalan kısmın alanı. Evet, ne diyoruz? Yaklaştırayım mı? Başlayalım. Evet. Evet, güzel. Arkadaşlar iki türlü yapılabilir bu soru. Bakın, buradaki yapmamız gereken şey ne? Bir kere bütün alanı bulacağız. O da nedir? 2x-1'i 2x-1 ile çarpmaktır. Eksi. Arkadaşlar bakın, x ile 2x-1'i çarparsak, 2x-1'i, çünkü niye? Bakın, buradaki paralel kenarın alanı. Paralel kenarın alanı ne oluyordu? Bir tabanıyla onun yüksekliğini çarpmak oluyordu. Öyle de bulabilirsiniz. Ya da şu şekilde de bulabilirsiniz. Bunun tamamının alanı ne? 2x-1 çarpı 2x-1. Eksi, dikkat, şurası x ise burası x-1 midir? Bunu çarpıp 2'ye bölmeyeceğiz. Niye? 2'ye bölsek özdeş iki üçgeni ayrı ayrı buluruz. İki tane olduğu için bölmene gerek yok. Bununla bunu çarpıp çıkarırsan da yine bunu bulursun. 2x² - 3x + 1. Hocam ben farklı bir şey yaptım. Ne yaptın? Hocam ben 2x-1 ile x-1'i çarptım. Bu sonuca vardım. Ya tam olur mu bilmiyorum ama yani. Olmaz. Buradaki mantık şu. Tamamının alanından nereyi çıkartacaksın? Şu iki üçgenin alanını çıkartacaksın. Bu. Tamam. Buna dikkat. Ya da şu paralel kenarın alanını çıkartacağız. O da nedir? Paralel kenarın alanı bir kenarı çarpı yüksekliği. Tabanı x. Yüksekliği 2x-1. Bunu da çıkararak bulabiliriz. İki yolu var. Evet, bu soru mantığı önemli. Çünkü birçok denemede böyle sorular geliyor. Üst üste binen kağıtlar. Buradaki dikkat etmemiz gereken püf nokta neresiydi?
İyi kere saymayacağım bu soru. Aynen öyle. Jale uzunluğu 3x artı 2 ve genişliği x olan dikdörtgen şeklinde iki eşyeridi birbirine dik olacak şekilde üst üste koydu. Şeritler üstten bakıldığında görünen kısmın alanını soruyor bize. Şimdi arkadaşlar ben bunun ikisinin alanını alsam ne olur? 3x artı 2 çarpı 2. Şunun bir tanesinin alanı mı olur? Bunlar birbirine değmeseydi Emir, şöyle olsalardı Hilal Berra, Burak, böyle olsalardı evet bu dediğin doğru olurdu. Niye? Çakışmadığı için ikisinin alanını toplardı. Ama Şevval çakıştığında şurada bir tane x'e x fazladan geliyor değil mi? Benim şeyimde. Çünkü kaybediyoruz üst üste geldiğinde. Onu bundan ne yapacağım? X kare bir tanesini çıkaracağım. Anladık mı Deniz Efe? Tamam mıyız? Buraya dikkat edelim efendim. Buraya dikkat. Evet. Şöyle sorunun çözümüne de bakalım. İşlem olarak. Bakın ne yaptık? Bunu çarptık. Alanı bulduk. İki tane. Oradan şuradaki bir tane x kareyi çıkarttık. Mesela bunu nasıl sorular yaptılar arkadaşlar? Hatırlayacağınız üzere bunları hediye paketi falan şeklinde yaptıkları oldu. Değil mi? Hediye paketi şeklinde. Evet. Hemen bir benzer soru. Devam. Hocam ben bir şey soracağım. Sor. Hocam biz bunu neden 2x'e çarptık? 2x'e çarpmadık. Şurası, 2 çarpı x'le. Bak burası uzunluğu ya. 3x artı 2 çarpı x. Bu alanı. E, iki tane aynı şeritten var. Evet. Tamam. İki tane aynı şerit var. Evet. Basit bir soru. Buyurun. Bu arada biz yok olanları yazalım. Evet efendim. Duvarın alanı için uzun kenarı bulmamız lazım değil mi? E, uzun kenarda bunları toplayarak bulabiliyorsunuz. Buldunuz. Sonrası çarpma değil mi Altın? Bu kadar. Evet. Güzel. Bakın 3 tane a eksi 3 ne yaptı? 3 a eksi 9 mu? 1, 2, 3, 4 tanesi de bade. 16 eksi 4 a mı yaptı? Topladık Zeynep Hala. Bununla bunu topladık. Eksi A. Bununla bunu hocam, topladık. 16 eksi bunu da A artı 4 ile çarpacağız değerli arkadaşlar. İşlem hatası mı yaptık? Pardon 7 olacak. 5 demiş. 15 değil 16 orası. 7. Arkadaşlar 7 eksi A. 7 eksi A ile da eğer A artı 4'ü çarparsak ne gelecek? A kare artı 3A artı 28. Devam edelim. Buyurun. Kolay bir soru yine.
Bakın orası x artı 1'miş. Bir dikdörtgen. O zaman buralarda x artı 1 ise uzun kenarımız ne oldu? 3x artı 3. 3x artı 3. Burası ne oldu? 4x artı 4 mu? Çünkü bu uzun kenarda burası da 3x artı 3 değil mi? Evet. Buna göre zemini istemiş bizden. 4x artı 4 ile 3x artı 3'ü çarparsan ne olur? 4x artı 4 ile 3x artı 3'ü çarparsan ne olur? Evet efendim. Bu kadar basit. Bakın buradan çarptığımızda da ne gelecek? 12x kare. 12x buradan geldi. 12x de buradan geldi. 24x. 4 kere 3 12. Oradan da 12 geldi. Cevap D şıkkı. Geçiyorum hemen. Buyurun. Bu soru birazcık hani zor değildi. Dikkatlice bakalım. Yani böyle sorular gelebilir. Bunun biraz daha çeşitlendirilmiş şekilleri gelebilir efendim. Evet. Hilal Berra C'dir hocam diyor. Evet değerli arkadaşlar. Ne bulduk? Burak da C'dir diyor. Evet değerli arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey ne? Emir, Şevval. Bak burası 3x artı 2. Burası 6x eksi 1. Şimdi bu kare olduğunda burası da 3x artı 2 mi oldu? Şevval. Dikkat. Bize neyi sordu? Stor perde çekildikten sonra pencerenin görünen kısmının alanı. Arkadaşlar önce neyi bulacağız Zeynep Alem? Bununla bunu çarpıp bunun tamamını alanını buluyoruz. Sonra Burak, Zeynep Su, Hilal. Sonra da tamamının alanını biliyoruz. Artık bundan da bade 3x artı 2 çarpı 3x artı 2 karesinin alanını çıkarıyoruz. Bu kadar basit. Bakın arkadaşlar buranın alanı 3x artı 2 ya da şunu da yapabilirsiniz demiş. O da olur. Eyvallah. O da olur. Niye? Şurayı bulabilirim. Bundan bunu çıkarırsam şundan şunu. Şu kenarı bulurum. Burayı da biliyorum. 3x artı 2. Bu şekilde de yapmak kolay olabilir. 6x eksi 1'den 3x artı 2 çıkarsa 3x ne kalacak? Eksi 3. 3x eksi 3 ile 3x artı 2'yi de çarparsa buradaki alanı bulurum. O da C şıkkı oluyor değerli arkadaşım. Bakalım kimler bilmiş? Emir, Bade, Burak, Atıf, Şevval, Hilal Berra. Aferin. Zeynep Alem sen buna mı dedin? Yok bir önceki. Tamam. Güzel. Aferin. Haydi bakalım. Şöyle. Çıkabilecek soru tarzı. Şunu çözdüm değil mi size? Evet. Çözdüm. Geçiyorum. Evet. Bunları çözdüm.
Bunları çözdüm. Şu da bir mantığı görme adına önemli bir soru. Buyurun. Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Kolay bir soru, zor bir soru değil. Evet. Zeynep Su, beni duyabiliyor musun? Zeynep Su. Duyuyorum hocam. Tamam. Sen misin diye şey yaptım da. Evet. Burak, Atıf A dedi. Bade A dedi. İlal Berra A dedi. Güzel. Arkadaşlar buradaki mantığımız ne olacak? Bizden kalan kumaşı istiyor. Tamamının alanından 4 tanesinin alanını çıkaracağız. Doğru mu? Peki arkadaşlar, yarı çapı x metre olan daire şeklindeki bir kumaştan. O zaman bunun alanı nedir? Pi r kareden pi 3 alırsak 3 x kare midir? Yarı çapı. 3 x kare. Eksi 4 tane y kare mi? Y kare. Evet. Arkadaşlar 3 tane x kareden değil mi? 3 tane x kareden 4 tane y kareyi çıkaracağız. Çünkü her birinin alanı ne olacak? 12 y kare çıkacak daha doğrusu. Bunu da arkadaşlar 12 y kare. Niye? Bir tanesi 3 y kare. 3 y kare. 3 y kare. 3 y kare. Pi'den dolayı. Arkadaşlar parantezi alırsak da bunu 3 parantezinde x kare eksi 4 y kare olur. Şimdi bunu daha da ne yapabiliriz? X eksi 2 y'nin karesi olduğu için 2 y çarpı 2 kare farkından x artı 2y olarak yazabiliriz. Bu da hangi şıkkımızda var arkadaşlar? A şıkkı. Hocam ben olarak anlamadım. Ben de anlamadım. Tekrar ediyorum. Bunun tamamının alanı yarıçapı x olduğu için 3x kare mi? Evet. Bunların da her birinin alanı 3y kare mi? Evet. Toplarsak Deniz Efe 1, 2, 3, 4, 12y kare oldu mu? Sonra 3 parantezini alıyorum. 3. 3 parantezini alırsam bak burası 4y kare olmaz mı? Evet. Bakın 2 kare farkı. X'in karesi ve 2y'nin karesi. 2 kare farkını nasıl açıyorduk? Birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci. Oldu mu şimdi? Tamam hocam, anladım şimdi. Evet. Ben önemli bir soruydu. Şu soru MEP örnek sorusu. Biraz dikkat etmemiz gereken bir soru değerli arkadaşlar. O yüzden çözelim. Evet, şöyle yaklaştırayım da daha rahat görün. Şuraları soruyor. Diğer bölmenin arkasında kalmayan kısım. Buralar.
Evet, böyle sorular gelebilir. Evet arkadaşlar, hadi bakalım. Merhabalar hocam. Merhaba Ahmet Sefa, hoş geldin. Her ikisinde de kalmayan kısmı mı, bir tanesinde kalmayan kısmını soruyor. Tam açıldığında ortadaki bölümlerden birinin diğer bölümünün arkasında kalmayan kısmı. Evet. Hadi bakalım. Bu önemli bir soru. Yani benim neyi bulmam lazım? A artı B'yi biliyorum. Benim şuraları bulmam lazım. Oraları bulursam soru çözülüyor. Ve dikkat edin. Bir marketin her birinin genişliği A, yüksekliği A artı B olan 4 eş bölmeden oluşan kapısı varmış. Yani şuralar A, A kadar. Yani buralar ne olmalı ki topladığımızda ne gelsin? Evet. Kolay bir şey aslında. Arkadaşlar şuranın 2A olduğunu biliyoruz. Burası 2B ise 2A eksi 2B midir? Şunlar. O zaman evet, zaten soruyu çözdüm. Peki. Daha iyi anlamanız için kendisinden göstereyim. Şekil daha güzel çıkacak. Üzerine yazınca karışabilir. Şimdi arkadaşlar bakın, burası A kadar, 2A kadar ya, 2A. Arkadaşlar o zaman şuralara kalan şey ne olacak? 2A eksi 2B. Bunlar iki kanat olduğu için kalan ne olur o zaman? A eksi B mi olur şurası? Şura. A eksi B. Arkadaşlar benim şu alanı bulabilmem için neye ihtiyacım var? Şurası çarpı burası. Burası zaten A artı B. Burası ise A eksi B. Taralı bölgenin alanı dediği için birinin demiş bu arada. İkisi değil. Bak birinin demiş. O zaman şurası bana yetecek. Buranın kenarı A eksi B. Yüksekliği A artı B. A eksi B çarpı A artı B. Ne oluyor arkadaşlar? A kare eksi B kare. Tamam mıyız? Evet. Geçiyorum. Bir daha anlatıyorum. Şimdi, arkadaşlar şurası 2A. Bak burası AA ya. Şu boşluğun ne kadar olması lazım? Şuradaki aşağısı. Şurası 2A değil mi? Eğer 2A'dan 2B'yi çıkarırsam şuralar mı kalacak? Görebildiniz mi? Şu kenarlar. İsterseniz kırmızıyla çizeyim. Kalem, renk.
Mavi varmış, mavi. Bakın şu mavi yerleri gördünüz mü? Bu mavi yerlerle 2B'yi topladığımda benim neye ulaşmam lazım? 2A'ya. O zaman buranın tamamı 2A ise şuralara kalan nedir? 2B'yi çıkarıp 2'ye böleceğim. 2A-2B. Ya arkadaşlar 2A-2B o zaman 2'ye bölersek bunu o da A-B mi olur? Demek ki benim şu mavi bir tane çizgim A-B'ymiş. Benden bu dikdörtgenin alanını istediği için burası da A artı B verilmiş. A eksi B ile A artı B'yi çarparsam buradaki alanı bulurum. Kapının arkasına girmeyen. O da iki kare fark. Şimdi oldu mu efendim? Tamam mıyız? Ben şu A eksi B şeyini anlamadım hocam. Bak şimdi şuranın tamamı 2A mı? Evet. Sen bu boşluğu çıkarırsan şu kenarları mı bulursun? Boşluğu evet, çıkarırsan. Ikiye böleriz. O da 2A-2B. Bir tanesi lazım bana. O zaman bunu 2'ye böleceğim. A-B mi oldu şu taban? Ha, tamam, evet. Burasında A artı B diye soru da vermiş. Yükseklik. Burası da A. Ha, onu çarptık sonra da. Dikdörtgenin alanını bulduk. Tamam. Tamam. Evet, devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Şu soruya bakalım. Ara vermeyeceğim. Çünkü sonrasında Zeynep alemlerle görüşeceğiz. Ara verirsem çok ileri gidiyor. Başka dersime çakışıyor. O yüzden hızlı bir şekilde ara vermeden devam edeceğiz. A bloğun kenarlarından birisi yani bu pembenin 2 artı 1'miş. Şey 2 artı B'ymiş. Buna göre bahçenin alanı ne olabilir? Kolay bir soru. Dikkatli baktığımız anda çözüyoruz zaten. Azıcık dikkat işi bitiriyor. Haydi. Ben şu an dışarıdayım da kameramı açmasam olur mu? Tamam, sorun yok. Evet arkadaşlar, haydi. Evet dostlar. Kolay bir soru. Bakın burası 2 artı B ise Zeynep Alem Bade. Burası da 2A eksi B midir? İki kare farkında. Doğru mu? Burayı bulduk. 2A eksi B. Bu 9A kare ise burası da 3A mıdır? 3A değil mi? Hadi gelin bunu toplayalım. Ne oldu? Bakın 5A eksi B. 5A eksi B'nin alanı o zaman burası da 5A eksi B. Burası da 5A eksi B. Karesi. Bunu nasıl açıyoruz Hilal Berra? 25A kare eksi 10AB
artı b kare diye açıyoruz değil mi? Artı. Evet, dolayısıyla arkadaşlar cevabımız badana şıkkı oldu. Hayır, Musa. Ay. Tamam, tamam. Badana, badana. Ben badana. Deniz Efe, tamam mıyız? Evet, peki. Devam edelim. Ortak paranteze alma demiş. Geçiyorum bunları. Biraz sorular üzerine görelim. Buyurun, şuna bakın. Yaklaştırayım biraz. Sorun yaklaştırabiliriz. Hocam inşallah blog olmaz bu ders ya. Blog yapacağız çünkü sonrasında toplantımız var. Evet. Hocam hep işiniz oluyor ama ya. Veli toplantısı mı? Evet, birebir görüşmeleri nasıl bitireceğiz? Başka zamanımız var. Ondan sonra bir de ders. Abi, hepimiz ne yapacak? Tüm yok, birebir. Zeynep alemlerle görüşeceğiz. Evet. Hocam anneme birebir yapıyor musunuz? Daha size gelmedik. Evet. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki arazinin alanı verilmiş. Bu arazinin dikdörtgen şeklindeki bir kenarın uzunluğuyla diğerinin çakıştığı yer verilmiş. Buna göre arazinin çevre uzunluğu isteniyor bizden. Evet. Şu kareye dikkat edelim. Bu neyin açılımı? X eksi 2'nin. Eksi 2'nin açılımı. Demek ki burası ne? X eksi 2. Doğru mu? E arkadaşlar bunu toplarsak ne oluyor? 3x şurası uzun kenar. 3x artı 2. O zaman burası da 3x eksi 2 midir? 2 kare farkında. E burası da x eksi 2. Burası da x eksi 2. Burası da x eksi 2. Burası 3x eksi 2. İşimiz kolaylaştı. Değil mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bunları toplarsan 3x, 3x daha 6x, 9x, 10x, 11x, 12x, 14x'ine. Artı 2, eksi 2 gitti arkadaşlar. Eksi 2, eksi 4, eksi 6, eksi 8, artı 4, eksi 4 oldu. 14x, eksi 4'müş. Okey? Pekala. Evet, bu da değişik tarzda bir soru gelebilir. O yüzden çözelim. Buyurun. Buna göre Gürcan elde edeceği şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir? Ne yapacakmış? Ortak kenarları birleştirecekmiş. Uzunluklar ortak olan. Evet efendim. Ne diyoruz? Atıf C diyor, Zeynep Alem C diyor. Emir C, Hilal Berra C. Evet, arkadaşlar buradaki yapmamız gereken sadece bunların ortak kenarlarını bulmaktı. Dolayısıyla bakın bu x eksi 3 ve x eksi 3'ün çarpımı yani karesi. Bu 3x artı 1'in açılımı.
Bu x artı 3, x artı 3, x artı 3, x artı 3. Dolayısıyla arkadaşlar burada bakın x eksi 3, x eksi 3, x artı 3, x artı 3 ortak olanları üst üste koyduğumuzda C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlar. Evet buyurun. Bir de böyle bir sorumuz var. Evet. Hocam biz uzunluğu 6'ya mı bölmemiz gerekiyor hızını bulmak için? Tabii. 6 santim hızla yürüyor çünkü. Tamam. Evet. Bundan sonra bir zeka sorusu soralım mı? Biraz açılalım. Hocam. Öyle mi Badem? Yoruluyorsunuz herhalde ya. Yoruluyor muyuz sizi? Biraz yorulacağız. Evet ne yaptık? Arkadaşlar bizim için ne önemli? Bir, şu yolları bulmak. Ve burayı bulmak. E bu da zaten bunun çarpanları değil mi? Evet. Arkadaşlar bakın 4x eksi 3, 4x artı 3. E bunun uzun kenar olacağı için 4x artı 3 burası. E 4x eksi 3 de burası. Değil mi efendim? E arkadaşlar çevresini alacaksınız bunun. Çünkü gideceği yol şu yol ve burası. Bunu topladığımızda da 6 çarpı 4x eksi 1'lik bir yol gidiyormuş. E bunu da 6'ya bölersek ne olacak arkadaşlar? 4x eksi 1 saniye sonra gelmiş olacak. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Peki. O zaman şöyle bir soru sorsak desek ki ne dersiniz? A B C D E. Bu çember üzerindeki A, B, C, D, E noktalarını karşılıklı olarak birleştirdiğinizde en fazla kaç üçgen elde edersiniz? Evet. Karşılıklı olarak birleştirdiğinizde en fazla kaç üçgen elde edersiniz? Hocam birazcık beklesene. Bekleyeceğim canım. Biraz uğraştırabilir. Cevabı ben de bilmiyorum. Beraber bakacağız. Peki kaç farklı mı yoksa? Farklı farksız üçgen diyorum. Üçgenleri say. Kaç tane üçgen olursa artık. Asistanım da yapıyor şu anda. Düşün bakalım sen kaç bulacaksın.
Hocam karşılıklı derken sadece karşılıklı. Şöyle şöyle mesela A ile E'yi birleştirdin. A ile D'yi yani kendisinden tamam. Farklı olan her yeri. Tamam gidecek. Anladım hocam. Tamam. Evet. Zeynep 10 dedi. Şevval 15 diyor. Burak 30 dedi. Sonra 25'e düşürdü. Evet. Hocam bir şey soracağım. Bu 7. sınıf konusu değil miydi? Yok bu bir şeyin konusu değil ya. Bu bir ya 7. sınıfta evet çemberleri gördünüz. Sanki en fazla kaç üçgen çizebilir diye bir konu vardı. Buna bir formülü gibi bir şey var. Yok bu o değil. Hocam bir hakkımız mı var? Yani bilebilirsiniz. Bir hakkınızda belki tutturamazsınız. Hocam bir şey soracağım. Mesela ADC üçgeni ile CDA üçgenin aynı mı sayılır? Tabii canım. O üçgen kenarları aynıysa köşe. Tamam o zaman bir dakika. Emir 8'e düşürdü. Allah Allah. Arttıracağım hocam bir dakika. Arttıracağım. Düşünüyorum. Evet. Yok mu arttıran? Hocam bir yeri kaçırmışım hocam yanlışlıkla. Şevval. Ahmet Sefa. Hadi. Bade. Bilal Berra. Haydi. Çözeyim mi? Hayır bir dakika. Bir dakika hocam. Attım ben. Son kararım hocam. Son kararım. Ben de bilmiyorum. O yüzden bilen var mı onu da bilmiyorum. Beraber sayacağız. Hocam bir dakika daha beklesin. Sadece bir dakika. Tamam beklerim. Benim soru yok. Hocam yine değiştirebiliyor muyuz? İstediğin kadar değiştir. Tamam hocam. Zeynep de 8 diyor. Burak 11 dedi. Evet. Pekala. Arkadaşlar çözüyoruz. Bakın. Ben attım son. Bakın arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi sayalım üçgenleri. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar 5. Doğru mu? Sayalım sonra. 1, 2, 3, 4 mu? 4. Sonra sayalım efendim. Ben bu arada şunu da unuttum. O da var. En iyisi biz ne yapalım? Bunu şeyle sayalım. Şöyle renkli kalemlerle. Ki sıkıntı yaşamayalım. Şurada 1 var. 2 var. 3 var. 4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 var. 9 var. 10 var. Doğru mu? 10 tane burada var. Şimdi devam edelim. Onları saydık. Başka ne var? Şurada bir tane var. 11. Burada bir tane var. 12. Büyük bir tane var. 13. Devam edelim. Burada bir tane var. 14. Burada bir tane var. 15.
Burada bir tane var. 16. Sonra arkadaşlar şurada bir tane var. 17. Bir tane de şurada var. 18. Bir de büyük var. 19. Devam edin. Bir tane şöyle bir tane var. 20. Böyle bir tane var. 21. Bir de büyük var. 22. Sonra şöyle bir tane var. 23. Böyle bir tane var. 24. Bir tane de büyük var. 25. Evet. Ama hocam bizim ortada bir tane var. Ortada büyük olan bir tane var. 25 diyen bir şey buluşturduk. Oradaki üçten mi? Ortadakini saydık mı? Beşgen. Hayır, ortadaki beşgen. İlk doğru cevap. Burak'tan gelmiş. Burak'tan gelmiş. Tebrik ediyoruz. Burak. 25 tane üçgen vardı burada. Hilal Berra 27 demiş. Çok yaklaşmış. 25 tane vardı. Değerli. Hocam, ben gittim 16 dedim. Evet. Hemen bir tane de deyim soruyoruz. Bakalım deyimlerle ilgili ne diyeceksiniz? Bu deyimi ilk bilen Tadelle'yi alacak. İkinci Tadelle. Bugünün ikinci Tadelle'si olsun. Evet. Bunu sordum mu size bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Sormadınız hocam. Adam ne yapıyor? Evet. Şevval'den geldi ilk doğru cevap. İkinci cevap Hilal Berra'dan geldi. Evet. Zeynep doğru. Arkadaşlar yelkenleri suya indirmek değil mi? Yelkenleri suya indirmek. Peki bu ne oluyor arkadaşlar? Ne demek bu? Mesela bir cümle. Babaları önce çocukları pikniğe götüremeyeceğini söylese de sonunda onların ısrarına dayanamayıp yelkenleri suya indirdi. Evet, şurada iki tane asistanım var. Onlar da bana çoğu zaman yelkenleri suya indirtiyorlar. Şimdi şunu nasıl yelkenleri suya indirmesi şunlar? He? Bunlar yelkenleri suya indirtmez mi? İndirir. Evet. İndirtiyorlar. Arkadaşlar ama siz sakın yelkenleri suya indirmeyin deriz efendim. Bazı arkadaşlar LGS çalışmasının zorluğunda yelkenleri suya indiriyorlar. Bakıyor ki artık direnemeyecek, çalışamayacak. Aman battı balık, yan gider diyor. Deme. Deme. Evet. Sen ol. Yelkenleri suya indirme. Hadi bakalım o zaman devam edelim. Ben bir şey sorabilir miyim? Efendim bari. Vazgeçtim, tamam, önemli değil. Tamam, vazgeçtim. Kaçta bitireceğiz diye mi sorsan? Yok hayır, bir tane daha üçgen var gibi görmüştüm de siz silince sormaktan vazgeçtim. Ya bakalım, belki vardır. Gözümüzden kaçtı. Kaçta bitecek hocam? Neresi, göster bir çiz, atlamış olabiliriz. Bir saniye. Nasıl? Ha tamam. Çizmiş miyim orayı? Şurada diye düşünmüştüm de emin değilim. Neresi? Göster bakayım. Ben hatırlarım çizim çizmeyi. Üzerinden geç. Ben de biraz önce orayı söylemiştim. Hocam o kadar karma karışık ki. Oh, bir dakika. Burasını çizmediysek o zaman şunu da çizmedik. Evet, işte ben onlardan bahsediyorum. O zaman bunu da çizmedik. İş değişti. O zaman 28 oldu. Evet. Yine olmadı. Kimse bilemedi hocam. 28. Evet, 28 oluyor. Burak geri ben al. Bunları biraz önce söyledim hocam. Başka var mı unuttuğumuz? Ama kimse 28 demedi. Ne yapacağız? Hocam boş alamadı hocam. Gitti hocam mi? Sizde kaldı. Bakıyorum belki yanlışlıkla da olsa diyen olmuştur diye ama kimse dememiş. Evet. Güzel. 28. Hocam dersimiz o zaman. Ben bunu bir dakika, ben bunun başka bir şeyini yapayım.
Ben 32 bulmuştum, saçma bir şey. 32 çıkmaz. 28, daha da zorlamayalım. Çıkmaz. Evet, buyurun efendim. Bir sorumuz daha var. LGS bu ve benzeri soruları sorar. Evet, dikkat. Böyle tarzda sordukları var. Forklift'teki kutuların sayısının toplam kütlesi çarpanlarından biriymiş. Birinci forklift'teki kutuların toplam kütlesi buymuş ve forklift'teki kutuların sayısı da bunun çarpanlarından biriymiş. İkinci forklift'tekilerin kütlesi birindekilerin her birinin kütlesinden 9 kilogram eksikmiş. Önce bunun her birinin kütlesini bul. Bunun da ne kadar eksikmiş? Her birinden 9 eksikmiş. Ve ikinci forklift'te 2x-6 tane kutu olduğuna göre toplam kütlesi ne olur? Evet. Yani ikincikini mi soruyor yoksa bir ve ikinin toplamı? Evet, soruyor. İkinci evet, toplam kütlesi ne olur? Evet efendim. Şimdi dikkat. Bunun çarpanları bu neyi? Ne oluyor arkadaşlar? Buna bakalım çarpanlarına. Neyi anımsatıyor bize? 2x 2x eksi artı 3. Artı 3 pardon. Parantez karesi. Değil mi? Demek ki arkadaşlar bunların tanesi 2x artı 3 tane ve birinin kilosu da 2x artı 3. Bundan 9 eksik olursa ne olacaktı? 2x 6 olacaktır. Toplam kütlesini bulmak için taneyle birinin kütlesini çarpacağız. O da bize 2x eksi 6'nın parantez karesi gelecek. Hangisinde görüyorsunuz 2x eksi 6'nın parantez karesini? Atıf, Deniz Efe, Enişte. Adana. Evet arkadaşlar 2x eksi 6'nın karesi nasıl açılır? 4x kare eksi 12x doğru mu? Hocam onu bir de 2 ile çarpmıyor muyum? Güzel. 24x artı 36. Arkadaşlar şıklarda göremiyoruz. 4 parantezini alalım. X kare eksi 6x artı 9. Anlaştık mı efendim? Tamam mıyız? Peki. Biraz daha zor bir soru çözelim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Ses gitti. Dersimiz ne zaman bitecek? Çeyrek geçe bitireceğiz. Evet efendim. Tamam hocam. Bu soru güzel bir soru. Yukarıdaki açıklamayı dikkatli okuyalım efendim. Basit bir soru.
Evet, bulduk mu efendim? Evet. Evet arkadaşlar, ne diyoruz? A diyorlar, D diyenler var. Peki. Değerli arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken neydi? Diyor ki Türk bayrağının uzunluğu elinin 1,5 katıdır diyor. Şimdi burada arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken şey şu. Bize bayrağın uzunluğunun 3x artı 9 olduğu söylenmiş. Evet, o zaman şurası kaç oluyor arkadaşlar? Evet. Orası 2x artı 6 olmuyor. 2x artı 6 olmuyor. Arkadaşım, burası 8x eksi 1'miş. Şimdi dikkat, ben ne yapacağım? 8x eksi 8 demektir. Bundan eksi 2x artı 6'yı çıkaracağız. Birçok arkadaş ikinci cebirsel ifadeyi paranteze almadığı için, İlayda sen neredesin? Geç kaldın. Çok geç kaldın. Evet. Yanlış yapabiliyor. Arkadaşım 8'den eksi 2x çıkarsa, 8x'den 6x, bu artı da eksi oldu. Ne oldu arkadaşlar? Eksi 14. Fakat bu şu iki yerin uzunluğu ve bunların da eş olduğu söylenmiş. Bunun yarısı olacak 3x eksi 7. Tamam mıyız? Bakın şu Türk bayrağı ile ilgili bir başka soru daha var. Bu mantık gelecek. Dikkat edin. Hocam bir şey soracağım. Bu 1,5 katı bize nerede işe yaradı? Bak şunları oranladık ya, 2x artı 6'yı bulmadan. Yani gerek var mıydı? Zaten orada alanını vermiş. Oradan da bulabilirsin. Alanına bakmadım. Bak ben hiç alanı kullandım mı? Yok. Tamam. Evet. Geç birazcık daha şöyle. Evet, şu soruyu çözelim. Buyurun. Şeyma, alanı 9'a kare eksi 4 m kare olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıtta kenarlarında 4b olan dikdörtgen şeklinde bir parçayı keserek atmış. Evet, ne olur diyor. Evet efendim. Ne olur? Hocam, çok şükür ki mesai bitti hocam. Güzel. Mesela kart mı basıyorsun? Hayırdır? İş yerinde mesai bitti. Girişte kart basıyorsun, çıkışta kart basıyorsun. Öyle mi? Sen bana özde bir sonuç yaptın mı? Yaptım. Tamam. Evet arkadaşlar. Hocam benim özde bir sonucum mu yanlış girmişler? 457 girmişler, 460 gireceklerini. Tamam. Burası 3A eksi 2B ise burası 3A artı 2B midir? Bundan Deniz Efe 4 çıkarırsa burası da 3A eksi 2B mi kalır şu kenar? Burası 3A eksi 2B. O zaman 3A eksi 2B'nin parantez karesi olur. Onu da hangi şıkta görüyoruz? Evet. Adana'da görüyoruz. Güzel. Buyurun efendim. Kesmeli biçmeli sorulardan. LGS Hazretleri çok sever. Katlamalı kesmeli soru olduğu mu bayılıyorlar. Evet. Bir de yamuk yumuk şekiller kesiyorlar iyice.
Evet, işleri bu. Evet efendim. Ne diyoruz? Mert ne yapmış? X ve 2X olan dikdörtgen bir kağıt almış. Yani Mert de rahat durmuyor hiç. Değil mi? Bu kağıdın iki kenar üzerine 3 ve 4 olan yerlerden kesmiş. Buna göre üçüncü şekildeki alanı istemiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burası x ise burası x eksi 3. Burası 2x ise burası ne oldu? 2x eksi 4. Doğru mu? Dikkat! Arkadaşlar burası x, burası ne oldu? 2x. Ben yamuğun alanını biliyorum. Yamuğun alanı neydi? Üst taban artı alt taban bölü 2 çarpı yükseklik. Bu kadar basit. Evet. Arkadaşlar oradan da bakın. Hocam dikdörtgenin alanından çıkarsak? O da olur. O da olur. O mesela o da öyle yapmış. Dikdörtgenin alanından üçgen alanı çıkartmış. Onu da yapabilirsin. Yamuğun alanından da yapabilirsin. Hiç fark etmez. Yine A şıkkına ulaşırsın değerli dostum. Evet. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyoruz. Zeynep hala sen çıkma. Devam edeceğiz. Tamam mı? Evet diğer arkadaşlar. Çizelgeye yarın yine bakacağım. Ahmet Sefa doldurmamışsın. Burak. Pazar günü son çizelgenizi gireceksiniz. Pazartesi yorumları göndereceğim. Yeni çizelgeye atacağım. Efendim. Hocam ben iki gündür evde değilim yani. Çizelgeyi dolduramadım da. Doldur. Hocam şey. Ben eve gidince dolduracağım zaten. Tamam. Efendim. Hocam ben doldurdum söylemiştim kaydedeyim. Resmini çek. Doldurmadan ben... resmini çek at. Ben tamam. Şey yaparım. Evet hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Evet.